Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli dostlar, bir dönem Türkiye satın alacaktı. Şok gelişme yaşandı, dünya sarsıldı. Türkiye'nin alacağı Su-57'leri çalıp kopyaladılar. Birçok ülkenin teknolojisini çalıp kopyalamakla suçlanan Çin'in bu kez Su-57'nin parçalarıyla yeni bir savaş uçağı ürettiği ortaya çıktı. Çin'in birçok teknolojinin yanı sıra özellikle savunma teknolojisini çalıp kopyaladığını ileri süren Batı, şimdi de Çin'in J-11 savaş uçağının adeta bir Suhoi Su-57 klonu olduğunu ileri sürdü. İddiaya göre Su-27 alırken teknoloji transferini de kabul eden Çin, Su-27'nin gelişmiş parçalarıyla J-11'i üretti. Mayıs 89'da Garbaçov'un Çin-Sovyet askeri ticaretini yeniden açmayı görüşmek üzere Çin'i ziyaret etmesinin ardından ikili ilişkiler gelişmesiyle Çin'e Suhoi Su-27 satışları için kapı aralandı. Mayıs 1990'da bir Çin heyeti Suhoi Su-27 uçakların satın alımı konusunu konuşmak için Sovyetler Birliği'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında heyete MiG-29 gibi helikopterler de gösterildi. Helikopter konusuna sıcak bakmayan heyet Su-27'yi beğenmiş ve gelecekte Çin'de kullanılabileceği fikrine sıcak bakmıştı. Rusya'nın o dönemde içinde bulunduğu ekonomik krizin farkında olan Çin, anlaşmada tam üretim hattı olan Su-27'lerin teknoloji transferi için baskı yaptı. Bunu 1995 yılında başardılar. Ardından Su-27'nin lisanslı üretimine başladılar. İddiaya göre Çin asıl stratejisi işe yaradı ve kısa süre sonra elektronik savaş uçağı yapma girişimleri için gerekli olan cam kokpitler, ESR radarlar ve J-16D motorlar gibi J-11'in diğer parçalarını üretmeye başladılar.